23 Kasım 2020 Pazartesi ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 10.864, ölü sayısı 190. Ancak pazar pazartesi günleri vaka sayıları bazı daireler veri aktaramadığı için biraz daha düşük açıklanıyor. Çarşamba günü Angela Merkel ve eyalet başbakanları bir araya gelecekler. Yeni kararları açıklayacaklar. Vaka sayılarında kısmi karantinaya rağmen gözle görülür bir düşüş gerçekleşmedi. Avrupa Hastalıkları Önleme Merkezi de Almanya'daki önlemlerin vakaları düşürmeye yetmeyeceğini düşünüyor. Kurumun hazırladığı raporda bu şekilde vaka sayısının Noel'e kadar düşmeyeceği belirtildi. Bu bilgiler ışığında çarşamba günkü toplantıdan kısıtlamaların kaldırılması kararı çıkması beklenmiyor. Muhtemelen Aralık ayında da bu şekilde devam edeceğiz. Bavyera Başbakanı Markus Söder de mevcut durumda gevşemenin mümkün olmadığını söyledi. Toplantıda çarşamba günü kesinlikle karantinanın uzatılmasını veya daha da arttırılmasını teklif edeceğiz dedi. Okullarla ilgili de açıklama yaptı Seysu lideri. Okulların durumunu da tartışmaya açacağız. Şu anda okullar enfeksiyon kaynağı hot spot ifadesini kullandı. Sadece Kuzeyren Vesfalya eyaletinde bugüne kadar toplam 72 binden fazla öğrenci ve 4 binden fazla öğretmen korona oldu. 13 okul kapatıldı. Thüringen'de Hildburghausen şehrinde tüm okullar ve kreşler kapatıldı. Bu şartlar altında eğitim yapmak zaten çok zor. Ailelerin aklı çocuklarda, çocukların aklı derslerde mi olsun, sınavlarda mı olsun yoksa virüsü mü düşünsünler? Çarşamba günü okullar kapatılır mı? Açıkçası bence kapatılması lazım ama kapatacaklarını pek zannetmiyorum. Çünkü okulların kapatılması demek ailelerin, anne babaların iş yerlerine gidememeleri demek. Belki sabahçı öğleci sistemine geçilebilir, sınıflar bölünebilir. Öyle bir öneri var. Bir süre evden bir süre yüz yüze eğitim yapılsın önerisi var. Bakalım siyasetçiler nasıl bir karar alacaklar. Saksonya Anhalt Eyaleti tatilleri uzatmayı düşünüyor. Tatil sonrası enfeksiyonların sınıflara taşınmaması için Noel'in 11 Ocağı kadar uzatılması gündemde. Bir de yılbaşı kutlamaları olacak şimdi. Havai fişekler tartışılıyor. Acaba izin verilecek mi diye. SPD'nin sağlık uzmanı La Tarba, izin verilirse bunun mükemmel bir korona kokteyli olacağını söyledi. Ve aynı şey posta konuştu La Tarba, Yasak çıkmazsa 2 hafta sonra yeni bir dalgadan şikayet ederiz dedi. Bu havai fişek meselesinin aslında koronadan bağımsız komple yasaklanması lazım. Hele bir de bu dönemde hala yasaklanmasın diyenler var. Onları anlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Sağlık Bakanı Jens yani Spahn da ilk aşıların Aralık ayında yapılabileceğini açıkladı. Aşılardan birine bu sene izin çıkması bekleniyor. Anlaşma yapılan şirketler hedefe ulaşırsa Almanya'ya 300 milyon aşı gelecek. Spahn bir kişiye iki doz yapılsa hem tüm nüfusumuza yetecek hem de diğer ülkelerle paylaşabileceğiz diyor. Tabi bu en iyi senaryo. Aşıların onay sürecinin bitmesini beklemek lazım. Gerçi 80 milyonluk Almanya'nın tamamı da aşı yaptırmayacak çok sayıda kişi, milyonlarca insan aşı olmak istemiyor. Bu nedenle isteyen herkese yetecek kadar aşı bulunacak diyebiliriz. Eyaletler de zaten aşılama merkezlerini şimdiden kurmaya başladılar. Tartışmaların odağındaki isim Microsoft şirketinin kurucusu Bill Gates aşıların hepsinin işe yarayacağına inandığını söyledi. Bu konuda iyimserim dedi. Bu arada İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi de bir aşı geliştirmişti onun da %70 oranında etkili olduğu açıklandı. BioNTech ve Pfizer %90'ın üzerinde ABD'li Moderna şirketi de %94.5 olumlu sonuç bekliyor geliştirdikleri aşılarda. Akdeniz'de ilginç bir olay oldu. Libya'ya giden bir Türk yük gemisi, sivil gemi. Alman savaş gemisi tarafından durduruldu ve arama yapıldı. Muhtemelen Türkiye'ye ambargoyu delip Libya'ya silah mı gönderiyor şüphesiyle durdurulan bu gemide Yardım dışında bir şey bulunamadı. Alman yetkililer Türkiye'nin itirazı üzerine gemide yapılan aramanın durdurulduğunu tamamlanmadığını belirttiler. Uluslararası sularda kafanıza göre gemi durdurup arama yapamıyorsunuz. Şüphe varsa hangi ülkenin gemisi ise o ülkeden izin almanız gerekiyor. Aksi takdirde hukuka aykırı bir iş yapmış oluyorsunuz. Almanya'ya girişte karantina uygulamasına ilişkin yeni bir mahkeme kararı var. Münster Yüksek İdare Mahkemesi riskli bölgeden gelen ve karantinaya girmek istemeyen bir yolcunun başvurusunu haklı buldu. Bu yolcu İspanya'dan geliyordu. Mahkeme heyeti şöyle bir yorum yaptı. Geldiği ülkede daha fazla sayıda enfekte hasta varsa yolcuyu karantinaya almanın bir anlamı yok. Şu ana kadar bu kararın alındığı Kuzeyren Vesfalya ve yazılı olarak Türkiye'den gelenlerin durumunun sorulduğu Hamburg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein ve Saarland eyaletlerinde test yaptırarak gelenlerin karantinaya girmeyebileceği yönünde bilgiler mevcut. Ancak bu Türkiye'den gelenlerin kesinlikle karantinaya girmeyeceği anlamına da gelmiyor. Bu konuda yetkili olan idare yereldeki sağlık dairesi yani Gesundheitsamt Almanya'ya gelen kişiler internet üzerinden kayıt yaptırmalılar. Einreiseanmeldung.de bu siteden kayıt yaptırmalılar. Burada herkesin 10 gün karantinaya girmesi gerektiği yazıyor. Gelir gelmez Türkiye'de yaptırdığınız test sonucunuzu da ekleyerek Gezun bir e-mail yazıp sorarsanız size bir cevap verirler. Yani ben test yaptırdım karantinaya girmem gerekir mi diyebilirsiniz. Bazı eyaletler gerekmez diyor. Bazıları gerekir diyor. Örneğin Bavyer'a kabul etmiyor. Bazı eyaletlerde de bazı şehirler evet gerekir bazıları hayır gerekmez diyebiliyor. Üstelik bu kararlar sürekli değişebiliyor da. Dolayısıyla siz kendi durumunuzu doğrudan Gezuntayt Sant'a sorup cevap gelene kadar karantinada kalmalısınız. Fransa'da vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Dün açıklanan rakamlar 13.000'in biraz üzerindeydi. Birkaç gündür 20.000'in 20 altında seyrediyor. Cumhurbaşkanı Macron yarın bir açıklama yapacak. Karantina kurallarının gevşetilmesi bekleniyor. Hükümet sözcüsü de 1 Aralık'tan itibaren 3 aşamalı bir gevşeme üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Fransa'da ayrıca Dağlık Karabağ bölgesinin bağımsız bir ülke olarak tanınmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Ermeni diasporası senatonun bu şekilde bir karar almasını istiyor. Cumhurbaşkanı Macron ise bugün Karabağ'a neden müdahale etmediklerini soran bir gence çünkü orası Azerbaycan toprağıdır. Egemen devlet talep etmeden müdahale edemeyiz diyerek cevap verdi. Hollanda'daki vaka sayıları da 5000 civarında seyrediyor. Önlemler olumlu sonuç verdi. Kadınlara yönelik ayrımcılıkla ilgili ilginç bir araştırma yayınlandı. İnsan Hakları Enstitüsü iş ararken hamile olduklarını ve çocuk yapmak istediklerini söyleyen 5 kadından birinin iş başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Yani kadınlar çocuk yaparlar diye işe alınmak istemiyorlar. Avusturya'daki son vaka sayıları ise 3000 dolaylarında seyrediyor. Sağlık Bakanı Anşo Haber önlemlerin yavaş da olsa etkisini göstermeye başladığını düşünüyor. Ancak vaka sayıları hala çok yüksek. Karantinanın sona ermesi için bu sayıların çok daha aşağı çekilmesi gerekiyor diyor. Belçika'da da vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 4000'in biraz üzerinde son gelen bilgiler. Geçen haftaya göre %21 azalma var. Belçika'da çok sert tedbirler almıştı. Temel ihtiyaçları satan mağazalar dışındaki tüm mağazalar kapatılmıştı. Başbakan Dekro, vaka sayılarındaki düşüşe rağmen lockdown'u gevşetmek için henüz çok erken dedi. Kısıtlamaların ne kadar daha devam edeceği Cuma günü yapılacak toplantıda karara bağlanacak. Başbakan ilk dalga zaten felaketti. İkincisi daha da kötüydü. Ne pahasına olursa olsun üçüncü bir dalgadan kaçınmalıyız dedi. Posta şirketi B Post ise gecikmelerden dolayı eleştirilerin odağında. Şirketten yapılan açıklamada artan online siparişler nedeniyle teslimatlara yetişilemediği vurgulandı. Vatandaşların paketlerini isterlerse doğrudan gelip postaneden almaları tavsiye edildi. Bu aralar gerçekten posta ve kargo şirketlerinde çalışan emekçilerin çok yoğun bir iş yükü var. Evet, haberler bunlardı. Bugün 23 Kasım. 28 yıl önce bugün Mönl şehrinde Türklerin yaşadığı bir ev ateşe verildi. Ökçü faşistler kasten bilerek, isteyerek bir evi yaktılar. Bu binadaki 9 vatandaşımız ağır yaralı olarak yangından kurtulmayı başardı. Yarım saat sonra başka bir Türk ailenin yaşadığı bir evi daha ateşe verdiler. Burada Arslan ailesi yaşıyordu. Bazıları camdan atlayıp son anda kurtulabildi. Bahide Arslan 51 yaşındaydı. Ayşe Yılmaz 14 ve Yeliz Arslan sadece 10 yaşındaydı. Onlar kurtulamadılar. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Bu neonaziler bir süre sonra yakalandılar, iki kişiydiler. 3 cinayet, 39 cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlar buydu. Biri müebbet, diğeri 10 sene hapis cezası aldı. 10 seneye mahkum edilen 7,5 sene sonra çıktı müebbete mahkum edilen 15 sene sonra tahliye oldu. Şimdi bunlar serbestçe aramızda dolaşıyor. Belki market sırasında hemen arkamızdalar. Belki trene binerken buyurun siz önden geçin dediğimiz kişi bunlardan biri. Belki bir dönerci de aynı anda siparişleri bekliyoruz. Yeliz de aramızda yok. Yaşasaydı 38 yaşında olacaktı. Belki evlenecekti. Belki çocukları olacaktı. Ayşe 14 yaşındaydı. 42 yaşında olacaktı. Vahide Arslan belki şimdi emekli olacaktı. Türkiye'ye yerleşecekti. Ölenler neonazilere hiçbir şey yapmamışlardı. Bir alıp veremedikleri şahsi bir meseleleri yoktu. Sadece ve sadece yabancı oldukları için öldürüldüler. Onların yerinde ben de olabilirdim. Siz de olabilirdiniz. İçimizden herhangi biri olabilirdi. Biz ölenlerle birlikte yaşamak isterdik. Ancak şimdi katillerle bir arada yaşamak zorundayız. Peki ne yapacağız? Kinimizi, hincimizi büyütüp sürekli daha da kötü mü hissedeceğiz kendimizi? Bu katillerden çok bize zarar verir. Mevlana diyor ki tarlasına diken eken sadece taze diken elde eder. Başka bir şey değil. Peki olan biten her şeyi unutacak mıyız? Hayır. Irkçı tehdidin bilincinde olacağız. Faşistlerle her platformda Mücadele edeceğiz. Maalesef biz çabuk unutuyoruz. Çoğu zaman sadece bu cinayetleri yıl dönümlerinde hatırlıyoruz. Oysa her şey gözümüzün önünde olup bitmeye devam ediyor. Bir hırsız evin duvarını delerken ev sahibi uyanmış aşağıymış bakmış biri duvarda delik açıyor. "Ne yapıyorsun burada?" demiş. "Sen kimsin?" Hırsız "Ben davulcuyum efendi" diye cevap vermiş. "Davul çalıyorum." Ev sahibi "Yahu adam" demiş. "Davul çalıyorsun ama ben davulun sesini duyamıyorum. Dur hele demiş hırsız. Yarın duyarsın. Eyvahlar olsun dediğin anda kulağına dank eder. Irkçılar davulları gümbür gümbür çalıyor. Bu sesi eninde sonunda duyacağız. Ya bugün duyarız, onlarla mücadele ederiz ya da yarın duyarız ama iş işten geçmiş olur. Hoşça Hoşçakalın.